Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Siz nasılsınız? İyiyim, iyiyim, sağ olun. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Geldiniz. Çok kızım, güzel olduk. Merhaba güzelim. Nasılsın, iyi misin? Yağmur, yağmur. Yağmur, yağmur. Evet, evet. Ben ırmak diyorum. Dersler nasıl? İyi. İyi. Senin dersler? Benim de iyi. İyi, güzel. Güzel. Nasıl? Hangi? Tabletleri var değil mi? Evet efendim. Verelim bak. Tablet getirdim. Al bakalım. Hakikaten bakayım bu neymiş böyle. Teşekkürler. Rica ederim. Bazı sıkıntı yaşıyoruz, onu hallediyoruz. Öyle. Öyle. Siz nasılsınız, sağlığınız, saatiniz? Vallahi biz koşturuyor bizi, bir işimiz ne olacak ya? Yani? Sağlığınızı versin ya. Siz başka bir alanda koşturuyorsunuz, öyle biz de bu alanda koşturuyoruz. Tabii ki. Evet. Öyle ya, Türkiye'nin derdi çok. İnsanların çok derdi, evet, çok. Tabii. Markete gidiyorsunuz, aldığınız paraya bakıyorsunuz. Yani uçurum var arada. Markette sorun var, sokakta sorun var, kahvede sorun var, her yerde sorun var. Yani, sorun olmayan bir yer yok yani. Tabii, oysa siyasetin görevi işte bu çocuklara güzel bir Türkiye bırakmak yani. Gelecek. Önce okusunlar, çalışsınlar, iyi yerlere gelsinler, daha iyi imkanlara sahip olsunlar. Hepimizin ortak arzusu bu. Tabii. Görevi o yani. Çocuklar öyle. Öyle. Ama şu şartlarda çok zor yani, gerçekten yani. Zor. Zor yani. Zor. Çok şirinmiş ya. Uğraşıyoruz, çalmalıyoruz. Bir şeyler askeri yapmaya çalışıyoruz. Askeri ücretle geçinmek, askeri ücretle geçinmek çok zor. Hele tek bir kişiye çalıştığı zaman ev içinde. Bir kişiyle asgari ücret, dört kişi mümkün değil yani. Yani eskiden babam çalışıyordu, bir maaş girerdi, beş kişiye bakardı. Evet. Şimdi beş kişi, beş maaş geçir, beş zor geçir. Öyle. Yani zor oluyor yani. Ben ev işlerine gidiyorum, çıkarsa odan. Evet. Ondan sonra çıkmazsa pandemi döneminde sürekli evde kalıyorum. Ama evet, geçinmemiz çok zor. Zor tabii. Bu imkanla nereye kadar geçiniz? İki tane çocuğumuz var. Bunların gelir için. Evet, evet. Okuması, okuması için. Zaten anne babanın bütün hedefi çocuklar olacak. Yani. Daha iyi yetişsinler diye. Evet. Şuradaki şartlar gerçekten öyle. Çok zor. Ya benim mesela babam, atıyorum babamın çift ne demek? Eli yarım. Asgari ücretle çalışıyordu. Yani 5 kişiye bakıyordu. Evet. Yani şimdi ama ben, o zamanın asgari ücreti de asgari ücretti yalnız. Ya değil mi? Elimize 20 lira aldım, pazara gittim de geri para kalıyordu. Öyle. Şimdi alıyorsun, şey yapamıyorsun. Ha, ne alacaksın? Bunlar kıyamak olan. En sevdiğin ders hangisi? Sosyal bilgiler. Sosyal bilgiler. Senin? Benim matematik. Matematik seviyorsun. Aferin. Tabii canım ya. Bu sene biraz kayıp yıl oldu ya çocuklar için. Daha iki sene, iki sene kayıp neredeyse kayıp yıl oldu. Doğru. Ya zor ya, çocuklar için böyle zor sıkıntı tabii yaşıyorlar gerçekten. Yani apartman görevin, tabii bazen maaş alamıyor, bazen sigortası yatmıyor, evet, bazen mesai saatleri belli olmuyor. Onlar yaşanan arkadaşlarımız var. Öyle. Mesela bir adam yönetim değişiyor, bir anda işten çıkmış oluyor. Mesela aldığı maaş fazla geliyor diyor. Asgari ücrete zam geliyor, o zaman çıkaralım, dışarıya verelim, dışarıdan baktıralım. Ya buraya kira veriyorlar bazıları. Evet. Yani o yüzden sıkıntılar oluyor bu arkadaşların. Var var. Arkadaşların yani çok sıkıntıları var. Yani mesela arkadaşların iki yanda sigortası yapmıyor. Maaş alamıyor 2 ay, 3 ay. Sigorta demek, yani gelecek demek yani. İleride nasıl olsa insanlar emekli olacak yani. Bir emeklilik hakkını kazanması lazım. Sağlık sistemi var. Sağlıktan yararlanması lazım. Yani ailenin sağlıktan da yararlanması lazım. Sağlık sistemi. Çocukların var, kendi sağlığı olur. Burada çalışıyorsun, ayağın kayar düşebilirsin, cam siliyorsun, camdan aşağı düşebilirsin. Yani her şey gelebilir başımıza. Öyle. Yani şimdi kullanırken şu anda pandemi var, çamaşır suyu kullanıyorsun. Evet. Yani kullanırken bile o bile ciğerlere zarar veriyor. Her gün çöpümüzü alıyoruz, temizliğimizi yapıyoruz. Evet, evet. Biz sabit olduğumuz için mecbur onları yapmak zorunda kalıyoruz. Hatta daha dikkatli yapıyorsunuz pandemi diye. Maske, eldiven, elimizden geldiği kadar. Tulum bulabilirsek tulumla alıyoruz. Evet, evet. Tulumumuzu çıkarıyoruz, yerde asıyoruz. Kaç daireydi kızım baktığınız? 44. Çocuklar eğitimi nasıl? İnternet üzerinden mi? İnternet üzerinden yapıyoruz. Tabletler yoktu. Bir telefonla giriyor, bir bilgisayarla. 3 sene, 4 sene önce bir bilgisayar aldıydım, onunla yap giriyorlar. Evet, evet. Yani internet bazen kesiliyor, bazen işte kotayı açtığın zaman bitiyor. Evet. Uğraşıyoruz evet onlarla. Evet. Yapacak bir şey yok, elimizden geldiği kadar zorlanıyoruz ama. Zorlanıyoruz. Yani eğitimde şart. Eğitimsiz de olmuyor. Şart, evet. Hele çocukların eğitimi çok önemli. Şu devirde
onlara eğitimden geri kalmaması için uğraşıyoruz. Ama elimizden kalktı. Tabii asgari ücretle geçinmek çok zor. Söyledin mi? Gerekmiyor asgari ücret. Çok zor yani 4 aile, bizden fazla yaşayan aileler de var ama bizim için de çok zor, çocuklarımız için de çok zor olacak. Yani tek maaşla geçiniyoruz, eşim aynı. Dediğim gibi ben iş bulabilirsem gidiyorum, iş bulamazsam sürekli gidiyorum, evde geçiyorum. Yani gıda desen öyle, eğitim desen öyle. Eğitim okula veriyorsun, okuldan sonra kitap dağıtıyorlar, kitabı ekstra ek kitap istiyorlar. Ya ben anlamıyorum bunu. Ek kitapları tabii şey... Ek kitabın ek kitabı da oluyor bazen. Maalesef, maalesef evet. Yani o yüzden yani aldığın paraya baktığın, harcadığına bakıyorsun. Arada uçurum var. Ablalarla oynuyor musun? Tabii bunlar abla oluyor. Sen daha küçüksün herhalde. Yok. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi. Siz nasılsınız? Sen en büyüklerisin değil mi? Yok, o en büyük. Öyle mi? Evet, sen misin en büyüğü? Evet. Güzel. Ablasın yani. Ben de büyüğüm. Büyüyünce gideceksin değil mi? Güzel. Aferin sana. Gel bakalım sen de gel otur istersen. Gel Duru'cum şöyle veya o tarafa gidiyorsun. Büyüyünce ne olacaksın? Tuvalı? Seren, Deren, Duru ve Zeynep. Ve bizim. Ne güzel yani fotoğraflarım var böyle. Evet. Hadi bakalım. Binada var mı? Kaç küçük çocuk? Bir de anneannemin kuzeni değil. Yok zaten kuzeni değilmişsin söyledi. Teşekkür ederim. Apartman görevlisiyim. Apartman eğitimi biraz sıkıntı oluyor. Maaşlar, sigortalar. Hazır siz de görmüşken değerlerinizi arz edebilirim. Estağfurullah. Biz sizin sorunlarınıza ilgileniyoruz. Teşekkürler. Sadece burada Türkiye ilgileniyoruz. Sizin sayınız yaklaşık 1 milyon kişi. Evet. Ama sizin en büyük sorununuz örgütlü değilsiniz. Maalesef. Örgütlü olmanız lazım. Ya bir dernek kurun, bir şeyler yapın, örgütleri. O zaman sesiniz daha güçlü var ve biz hep beraber siyaset kurup sizlerin sorunlarına daha fazla sahip çıkar. Teşekkürler.